gelişime, büyümeye hiç herhalde hiçbirimizin itirazı olmaz ama dengeli ve planlı yapmak lazım. Bizde bir beton sevdası var ki bu beton sevdasının şehirleri ne hale getirdiği yani ortada. Bugün tarım ekeceğiz, yapacağımız yerlere belki biz bugün ev dikiyoruz. Evet. Bunu bilmeden yapıyoruz. Bir de diktiğimiz arazi evler hocam. Arazi planlaması çok önemli. Yani rüzgarların bile hareketini engelleyen. O şehirlerde rüzgarlara vesaire bakmadan şehirleşme yapıyoruz. Yani yüksek bina yapılmaz değil, yapılır yani. Bunlar sadece ofis olaraktan İstanbul'un bir köşesinde çok pahalı ofis olmaması için yaparsınız ama bunların rüzgar simülasyonunu yapmak lazım. Şehrin hava koridorlarını kesmemek gerekiyor. Peki ne oluyor kesildiği zaman? Hava koridoru kesince ne oluyor? Hava kirliliği oluyor, sıcak hava dalgaları ölümlere neden oluyor. Bakın 2003 Fransa'sında Ağustos ayında 35 bin kişi öldü. Benim en büyük 35 bin kişi 35 öldü. Bin mi? Sıcak hava dalgasından evet 2003 Ağustos'unda. İnsanlar unutuyor korkum, ben bir hatırlamıyorum bunu. Yani. Benim en büyük korkum İstanbul'da ileriki yıllarda sıcak hava dalgalarından kitlesel ölümler olması. Çünkü bir dakika bu çok önemli bir şey. Bu KJ'de de yazalım. Bu flaşlarından biri oldu bu evet. Programın bence. Bir uzman iklim konusunda meteoroloji yüksek mühendisi hocamız. Yani, doktor, profesör. Profesör. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi diyor ki İstanbul ve diğer kitlesel ölümler olabilir. Evet. Çünkü apartmanların üst katlarında yaşayanlar çok sıcak hava dalgalarında bu klima vesaire olmayan rüzgar kesilmiş olan bu şehirlerde kitlesel ölümler olabilir. Özellikle hastalar, kilolular ve çocuklar. Çok önemli. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bu dünyada çok yaşandı. Biz bu sıcak hava dalgasını don gibi de algılamıyoruz. Mesela belediyeler kışın donanları topluyor değil mi? Yazın yananlar hiçbir şey yapmıyor. Yani bu böyle bir mentalite de yok Türkiye'de. Bilinmiyor böyle bir şey. Böyle bir afet adı da yok.